Nur'un Kahramanları serimizde Ahmet Lütfi Sönmez, Hafız Ahmet olarak geçiyor. risale Nur'larda bu abimizin hayatını kısaca inceleyeceğiz. 28 Nisan 1922'de İslam köyde doğmuş ve 5. sınıfa kadar İslamköy'de okumuş. 1934 senesinde ilkokuldan mezun oluyor ve ilkokulu bitirince babası sormuş kendisine sen okula gideceksin yoksa hafız mı olacaksın? Ahmet abi de ben hafız olacağım deyince de oğlunu alıp İslam köyünde meşhur Hafız Ali abimizin yanına götürüyor. Ve Hafız Ali abi Hafız Ahmet abiye Kur'an'ı öğretiyor ve hafızlık için kendisini talep olarak kabul ediyor. 6 ay okuduktan sonra Hafız Ali abi Hafız Ahmet abiyi üstadın yanına gönderiyor ve duasını almak adına Git Üstad Hazretleri sana dua etsin hafızın için diyerekten. Üstad Hazretleri de kendisini ziyarete gelen Hafız Ahmet Lütfi Sönmez abi karşısına alıyor 1934 senesinde ve ona dua ediyor. Başını böyle alıp avuçların arasında. Ona dua ediyor ve ondan sonra Ahmet Lütfi Sönmez abi hafızlığını tamamlıyor. Ve üstadı üç kere ziyaret etmiş. 1937 yılında hafızını bitirdikten sonra Hafız Ali Efendi yani Hafız Ali abimiz duasını yapmış ve Isparta'ya geçmiş. Oradan yine Hüsrev abinin yakında bulunan bir Kur'an kursunda yine eğitimle devam etmiş. En son Üstad Hazretleri 1956 yılında ziyaret etmiş. Hafız Ahmet abi Üstad'ın yanına gelince 1956 yılında son ziyaretinde tabii Hafız Ahmet'i görünce Üstad'ın aklına Hafız Ali gelmiş. Hafız Ali abi biliyorsunuz Üstad'a bedel şekilde şehit oluyor. Ve Hafız Ali benim canım, Hafız Ali benim canım, Hafız Ali benim canım diyerekten o benim yerime gitti diyerekten Hafız Ali abiyi hayırla yad ediyor Üstad Hazretleri. Ve Ahmet Lütfü Sönmez abi 12 Eylül 2008 Cuma günü Ramazan ayında Nazilli'deki evinde karaciğer rahatsızlığından dolayı vefat etmiş. Cenab-ı Hak inşallah gani gani rahmet eylesin. Kur'an'ı ve hakaiki imaniyi hakkında şefaatçi eylesin. Ruhu için El-Fatiha.